Şimdi üzücü bir haberi de paylaşacağız sizinle. 53 yıllık bir gazeteci, usta bir yazar, meslek büyüğümüz kendisi Nahit Duru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öyle bir harika bir insanı yolculadım ki ben eşimle her zaman gurur duyuyordum. Nahit Duru'nun ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Nahit Duru gazeteci gibi öldü. Ömrünü gazeteciliğe adamış usta bir yazar Nahit Duru Ankara'da sevenlerinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gazeteci dostları sevenleri cenazesinde birlikte saf tuttu. 72 yaşındaki gazeteci Nahit Duru bir süredir KOAH tedavisi görüyordu. 12 Eylül'de katıldığı bir televizyon programında rahatsızlandı. Stüdyodan ayrılırken de kalp krizi geçirdi. O anların tanığı gazeteci Fahrettin Fidan, Duru'nun son yayınını anlattı. Hayatına mal olacak bir riski göze aldı. 12 Eylül darbesini, o faşist darbeyi anlatması gerekiyordu. Bu bir inanç insanının davranışıdır. Kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybeden usta gazeteci Nahit Duru için önce gazeteciler cemiyetinde tören düzenlendi. Nahit hocam derdim ben ona. Mesleği bana öğretendi. Çok özleyeceğim onu. Kendisiyle gurur duyuyorum. Eşinin, meslektaşlarının, dostlarının yüreğinde usta gazeteciyi kaybetmenin hüznü vardı. 53 yıllık meslek hayatında pek çok gazetede yazarlık, genel yayın yönetmenliği ve temsilcilik yaptı. Yazılarıyla, araştırmalarıyla önemli izler bıraktı. Sessiz bir kahramandı o. Sessiz bir entelektüel, sessiz bir gazeteciydi. Hiçbir zaman vitrinin önünde olmak istemedi. Gazeteciler cemiyetindeki törenin ardından Kocatepe Camii'nde kılındı cenaze namazı. Tabutunda çok sevdiği Fenerbahçe'nin atkısı sarılıydı. Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul eylesin. Eşi fotoğrafına sarıldı, gözyaşlarıyla veda etti hayat arkadaşına. Meslektaşlarıyla birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabutunu omuzladı. Sevenlerinin omuzlarında Nahit Duru son yolculuğuna uğurlandı.